Merhaba arkadaşlar. En son Mohr dairesinin özelliklerinden bahsetmiştik. Üç boyutlu gerilme analizinde Mohr dairesi nasıl çizilir? Genel hatlarıyla üç boyutlu gerilme durumu için Mohr dairesinin özelliklerini birlikte inceledik arkadaşlar. Şimdi bunda alakalı bir sayısal örnek yaparak kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şekilde gösterilen düzlem gerilme hali için. Evet, aslında bu tam olarak üç boyutlu bir problem değil, düzlemsel bir problem. Çünkü z ekseni yönünde herhangi bir gerilme yok. Aslında bizim iki boyutlu problemleri çözmemizle hiçbir farkı yok ama yine de iki boyutlu problemler için de tabii ki üç boyutlu olarak Mohr dairesini, Mohr çemberini çizebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapıldığını arkadaşlar birlikte inceleyelim. Düzlem gerilme hali için üç asal düzlemi ve asal gerilmeyi bulun diyor. Son derece basit. Maksimum kayma gerilmesini belirleyin diyor. Arkadaşlar bu düzlemsel gerilme problemini zaten yani nasıl gösterelim? Bakın şunu demek istiyorum. Yani şu şekilde iki boyutlu bir benzeşimle gayet rahat çözülebilir. Bunu üç boyutlu Mohr çemberinde bunun üzerinden çizebiliriz. Önce iki boyutlu olarak arkadaşlar bakın şu grafiği elde etmeye çalışalım. Çünkü x, y düzleminde bir problem. Z düzleminde herhangi bir etki meydana gelmiyor. Hatırlarsanız önce x koordinatını, x noktasının eksen takımında yerini, sonra y ekseninin Mohr çemberindeki yerini bulduktan sonra bu noktaları birleştiriyorduk. Aynı zamanda çemberin merkezini bulmak için eksenel gerilmelerin ortalamasını alıyorduk. Bunları arkadaşlar burada yapacak olursak bakın sigma x pozitif 6 kips bölü inç kare KSI. Sigma y yine pozitif arkadaşlar 3,5 kips bölü inç kare kips square inç. Çemberin merkezini bulmak için ikisinin ortalamasını aldık ve 4,75 olarak C noktasını arkadaşlar bulduk. Şimdi C'yi bulduk. Önce eksen takımımızı çiziyoruz. Sonra C noktasının yerini işaretliyoruz. Sigma eksenini işaretliyoruz. Çünkü sigmaların ortalamasını aldık. Eksenel gerilimlerin ortalamasını aldık. Şimdi arkadaşlar x ekseni yönündeki sigma ve tau değerlerini eksen takımımızda yani sigma tau eksen takımlarında işleyelim. Şimdi sigma x 6. Şimdi 6 düşeyde 6'dan geçecek şekilde şöyle arkadaşlar. Burada 4,75 işte pardon. Şu şekilde 6'mızı arkadaşlar işaretledik. Sonra neye bakıyoruz? Tau xy'ye bakıyoruz. Tau xy bakın şu oku. Hangi yöne çevirmemiz gerekiyordu pozitif yönünü anlamamız için? Saatin tersi yönde. Saatin tersi yönüne çevirdiğimizde bu aynı yönde değil. Dolayısıyla burası eksi. Yani sağda kalan sağ cephedeki tau'nun yönü yukarı baktığı zaman pozitifti. Aşağı baktığı zaman negatifti. Peki bu negatif 3 ise 3 KSI tau xy'nin değeri. Burada negatifse mor da hatırlarsanız artı 3'e arkadaşlar artı 3'ü de çizdikten sonra ikisinin kesiştiği yere ben x'imi işaretliyorum. Bu şekilde x'i bulduk. Şimdi y'yi bulalım. Aslında yarıçap biliyorum, x'i biliyorum. Çemberimi çizerim gayet kolay bir şekilde ama bir de y'yi bulalım. Bakın y'nin değeri neydi? Sigma y 3,5. 3,5 sigma da 3
Sigma'nın 3,5 değerinden bir düşey çizgiyi şöyle geçirelim arkadaşlar. 3,5 çizgisi. Şurası hatırlarsanız 6 çizgisiydi. Şuraya 4,75 çizgisiydi. Peki bu okun saatin tersi yönde dönmesiyle elde ettiğim yön şuradaki to ile aynı yön mü? Aynı yön. Dolayısıyla pozitif. Burası bunun şiddeti 3 ise bunun şiddeti buradaki to yx'in de şiddeti 3. Peki artı 3. Ben bunu morda neyi işaretleyeceğim arkadaşlar? Eksi 3'e işaretleyeceğim. Eksi 3'ü de arkadaşlar şöyle tam güzel çizemedim. Biraz daha yukarıdan çizelim. Şöyle yapalım. Bunu da buradaki artıyı mora çizerken toğlarda negatif vesile çiziyorduk. Buradaki y değerinin koordinatlarında sigma ve toğusuna göre buradaki y noktasında bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi ben x ve y'yi, c'yi biliyorum. Buradan bir çember geçirdiğim zaman ne yapmış oldum arkadaşlar? Mor dairemi elde etmiş oldum. Evet. Peki şimdi ben arkadaşlar bakın x eksenim burada. Burası. Y eksenim burası. Burada arada 90 derece var. Burada 180 derece var. Bunlar doğru. Şimdi ben x ekseninden kaç derece döndüğümde sigma max'a ulaşıyorum? Bakın benim sigma max dediğim nokta buradaki A noktası, sigma min dediğim nokta B noktası. A'dan B'ye arkadaşlar saatin hangi yönünde pardon x ekseninden A'ya özür diliyorum. X ekseninden A'ya A doğrultusuna saatin hangi yönünde ilerliyorum? Saat yönünde. Pozitif saatin dönme yönünde. Bu yönde arkadaşlar ben dönmem gereken açıyı mor çemberine göre bulursam bunun yarısı kadar açıyı ne yapmam lazım arkadaşlar? Gerçek gerilme düzleminde dönerek o yönü arkadaşlar bulurum. Peki şimdi ben şu üçgeni bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakın şurası 6 ekseni F'den geçiyor. 3,5 ekseni Y'den geçiyor. İkisini birbirinden çıkartır. 2'ye bölersem ben arkadaşlar üçgenin alt kenarını bulabilir miyim? Bulabilirim. Zaten üçgenin şu dik kenarı da 3K saydı. Zaten x'i işlerken ben onu biliyorum. Dolayısıyla ben buradan şu açıyı bulabilirim. Buraya ben tanjant 2 teta dersem tanjant 2 teta eşittir. 3 bölü 1,25 arkadaşlar. 3 bölü 1,25. Buradan tetayı 33,7 olarak bulurum. Hangi yöne dönmem gerekiyordu? X ekseninden sigma max'a ulaşmam için. Saat yönü. Dolayısıyla bakın saat yönünde 33,7 dönderdiğim zaman eksen takımı ben burada sigma max'a ulaşırım. Buradan A ile B arasında kaç derece var? 180. Burada 90 derece olunca sigma min'e arkadaşlar ulaşırım. Peki ben sigma max ile sigma min'in değerini nasıl bulurum? Ben arkadaşlar bu üçgenden yarıçapı bulabilir miyim? Bulabilirim. 1,25'e 3'tü. Hipotenüsü yani CX uzunluğunu mesafedeki kenarların karelerinin karekökünden Pisagor bağıntısından 3,25 olarak bulurum. Çemberimin merkezini biliyorum. 4,75'ti. Ben buna 3,25 yani R ekleyerek sigma A'yı bulurum. Bu 4,75'ten R'yi çıkartarak da sigma B'yi bulurum arkadaşlar. Bu şekilde sigma max 8 kips bölü inç kare sigma min de 1,5 kips bölü inç kare olarak bulunur arkadaşlar. Peki ben bunun şimdi iki eksenli bir problem, düzlemsel bir problem. Üç eksenli olarak inceleyemez miyim? İncelerim. Üç eksenli mor grafiğini çizeyim. Bakın zaten biz bunu çizdik.
Yani burada x-y düzlemi içerisinde, x-y düzlemi içerisinde bakın ne yaptık? Mor çemberini çizdik. Şimdi burada z ekseni yönünde gerilme sıfırdı. Ben burayı asal eksen kabul edip sıfırdan b'ye de bir çember arkadaşlar çiziyordum. Dolayısıyla benim asal gerilmelerim 8, 1,5 ve 0 oldu. Ben zaten şu BA arasındaki çemberi çizmiştim. OB arasındaki de çemberi çizdim. Şimdi OA arasındaki büyük çemberi de çiziyorum arkadaşlar. Bunu da çizmiş oldum. Şimdi burada bakın şu grafiği yorumlayacak olursak en büyük tau max en büyük tau max kayma gerilmesi ve bakın bir de düzlem içinde bulduğumuz bir şu AB çemberi içinde bir tau max kayma gerilmesi var. Bakın burada AB çemberi için yani bu elemanda XY düzlemi içerisinde meydana gelen maksimum kayma gerilmesi arkadaşlar bu çemberin bu küçük AB orta büyüklükteki çemberin yarı çapına eşit. Yani burada Z'yi biz arkadaşlar 3,25 bulmuştuk. Yani XY düzlem içinde bu elemanda meydana gelen maksimum kayma gerilmesi arkadaşlar düzlem içinde 3,25. O da bakın burası. Fakat burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada OA düzlemi içerisinde yani Z ile sigma max'ın bulunduğu düzlem bakın yani şu z ile 0 şöyle söyleyelim. Asal gerilmenin 0 olduğu şu düzlemle asal gerilmenin 8 olduğu bakın şu ZA düzlemi içerisinde bu düzlem içerisinde çok daha büyük bir kayma gerilmesi arkadaşlar bir düzlem dışı kayma gerilmesi meydana geliyor. Peki bunun değeri nedir arkadaşlar? Bunun değeri de OA çemberinin yarısıdır. Peki ben bunu şimdi burada göstermesi gerçekten çok kolay değil. Size onu nasıl hissettirelim? Bu çemberin yönü arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Bu büyük yani düzlem dışı meydana gelen kayma gerilmesinin yönü bakın A asal ekseninden Z asal eksenine yani A'dan sıfıra giderken hangi yönde gidiyorum fark etmez. Mesela ikisi arası 180 derece var. Bakın A'dan D üstüne giderken bakın D üssü doğrultusunu bulalım. A'dan D üssü doğrultusuna 45 derece morda gidiyorum. Burada 45 derece, burada 90 ise burada 45 derece gideceğim. Hangi yönde? A'dan bakın burası arkadaşlar hangi yön? Saatin tersi yön. Dolayısıyla saatin tersi yönde yine aynı yönde. Bakın buradan bu sefer nasıl söyleyeyim size? B eksenini çevirerek B ekseni etrafında 45 derece dönerek düzlem dışı bir başka kayma gerilmesi de elde ediyorum. Bunlar arkadaşlar tabii biraz ileri konular. İleride belki yüksek lisans doktora aşamasında önceki derste söylediğim gibi ileri mukavemet veya işte elastisite teorisi, süreklilik mekaniği gibi dersler aldığınızda karşınıza çıkacak konular. Benim amacım şu aşamada temel olarak çok fazla teferruata girmeden bu mor çemberinin mantığını size aktarmak arkadaşlar. Evet, şimdi şu notları da okuyalım. Burada ne yazmışız? Elemanın Z eksenine, bunları da şu kırmızıyla gösterelim ki benim notlarım olduğu belli olsun. Elemanın Z eksenine dik olan yüzlerinde gerilme olmadığından yani Z ekseninde gerilme bu yüzler asal düzlemlerden birini tanımlar ve
Karşı gelen asal gerilme sekmece sıfırdır. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi bir başka önemli konu. Kırılma hipotezleri arkadaşlar. Şimdi her şey böyle yerli yerine oturacak. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bu mor çemberini kullanmamın, bu maksimum minimum gerilmeleri kullanmamın veya bulmamın amacı nedir? Bunları şimdi daha iyi anlamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet, herhalde böyle daha iyi görünüyor. Şimdi düzlem gerilme altında sünek malzeme için akma kriteri. Bizim burada sünekten kastımız arkadaşlar aynı çelik gibi, alüminyum gibi özellikle metal parçaların davranışını kastediyoruz. Yani malzemeyi çektikten sonra bir miktar elastik olarak sünme meydana geliyor ve daha sonra sünmeden sonra malzeme kopuyordu. Biz mukavemet 1 dersinde eksenel çekme konusunda bir çelik çekme testi üzerinden bu kavramları size anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar bakın şu malzeme çelik numuneyi ben yine eksenel çekme testine tabi tutayım. Şimdi iki ucundan P kuvvetiyle çekeyim. Bu çubukta meydana gelen, şimdi bu levhada herhangi bir noktayı inceliyorum. Bu noktada meydana gelen eksenel gerilme arkadaşlar nedir? Bu P'nin, şu levhanın yatay kesit A'sına oranı sigma eşittir P bölü A idi. P'nin, bu levhanın en kesit alanına oranı bana neyi veriyordu? Bu eksenel gerilmeyi veriyordu arkadaşlar. Eksenel çekmeye maruz eleman göçme mukavemeti eksenel çekme testiyle belirlenebilir. Yani siz mesela bir levhanın ne kadar yük taşıyacağını bulmak istiyorsunuz. Malzemeyi böyle P yüküyle çekersiniz. Yükü kademe kademe arttırırsınız. İşte atıyorum 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 100 kilo, 150 kilo kademe kademe kademe. Sonra kaç kilo da koparsa atıyorum İşte 500 kilo Newton diyelim. Bu 500 kilo Newton da koptu diyelim. 500 kilo Newton'u siz bu levhanın en kesit alanına bölersiniz ve elde ettiğiniz sigma değeri sizin levhanızın arkadaşlar mukavemeti olur. Buna örnek olarak arkadaşlar neyi verebiliriz? Mesela inşaat çeliği. Belki yapı denetim firmasında staj yapan veya bu çekme testlerini gören arkadaşlarınız vardır. Mesela bir levhayı veya bir inşaat çeliğini daha doğrusu çekme testine tabi tutarız. Genelde inşaatların inşaatın devamı sürecinde çeşitli zamanlarda numuneler alınır, betonlar dökülmeden ve eksenel olarak çekme testinde o levhanın önce bir elastik olarak bir çubuk uzamaya başlar. Sonra aynı lastik gibi sürmeye başlar. Biz bunu akma gerilmesi deriz. Sonra biraz daha yükleme arttırdığımız zaman pekleşmeden sonra arkadaşlar kopar. Şimdi tek eksenel olarak zorlanan bir malzemenin mukavemeti bu şekilde anlaşılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Peki eğer benim levham arkadaşlar eğer eksenel zorlanmıyor da böyle eksenini dik yönde yani üzerine eğilme ve kesme kuvvetleri eğilme ve kesme iç kuvvetleri oluşacak şekilde benim malzemem zorlanıyorsa ben bu malzemenin mukavemetini çekme testi yaparak arkadaşlar bulabilir miyim? Bununla alakalı sıkıntılar var. Yani siz daha sonra hizmet ömrü boyunca böyle eksenel çalışacak bir malzemenin
eksenel çekme kapasitesini gerçekten kendinin maruz kalacağı yük gibi böyle eksenel yüke maruz kalmasıyla bulabilirsiniz. Ama siz eksenel çekme testi yaparak aslında eksenel çekmeye maruz kalmayan, kesmeye ve eğilmeye maruz kalan bir levhanın mukavemetini belirleyemezsiniz. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Yani eğer levham şekilde gördüğünüz gibi kesmeyle birlikte eğilmeye maruz kalıyorsa, ben üzerindeki yükler altında bu malzeme harap oluyor mu, yükü taşıyor mu, buna nasıl karar vereceğim? Şimdi bunlardan bahsedelim. Düzlemsel gerilmeye maruz kalan, ki burası düzlemsel gerilme, bakın düzlem içinde bir yük uygulanıyor. Düzlemsel gerilmeye maruz eleman göçme mukavemeti ise eksenel çekme testiyle belirlenemez. Niye? Çünkü bu hizmet ömrü boyunca böyle eksenel yüke maruz kalmayacak ki. Kesmeye ve eğilmeye maruz kalacak. Buradaki gibi eksenel çekmeye maruz kalmayacak. Peki bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Bu durumda asal gerilmeler belirlenir. İşte bizim önceki bu asal gerilmeleri bulmamızın sebebi bu. Ben mesela şu noktayı inceliyorum. Bu noktanın bu sigmasını, toğusunu hepsini buldum. Buradan asal gerilmelerini bulurum. Asal gerilmelerin de nasıl bulunduğundan bahsettim mol çemberiyle veya formüllerle. Meydana gelen çift eksenli gerilme değerleri akma kriterinin tespiti için kullanılır. Biraz sonra bunları nasıl yapacağımızdan daha detaylı bahsedeceğiz. Göçme kriteri göçme mekanizmasına dayanmaktadır. Göçme kriteri iki eksenli yükleme için incelediğimiz sınır durumu tek eksenli gerilme mukavemetiyle kıyas edilmesine izin verir. Yani arkadaşlar kırılma hipotezleri yukarıdaki gibi tek eksenli yüke maruz kalmayan, şu aşağıdaki durumda yüklemeye maruz kalan, yani üzerinde kesme ve eğilme etkileri oluşan bir malzemenin yük taşıyıp taşımadığını kontrol etmemiz için kırılma hipotezlerini kullanacağız. Ve bu hipotezler malzemenin eksenel çekme testi sonuçlarıyla bizim bu aşağıdaki malzemenin göçme meydana gelip gelmediğini anlamamıza yarayacak. Biraz sonra demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız ama ben burada tekrar söylemek istiyorum. Amacım ne? Şimdi ben eksenel çekmeye maruz bir eleman arkadaşlar. Bu eleman hizmet ömrü boyunca böyle eksenel çekmeye maruz kalıyorsa bunun mukavemeti buradan bir kupon alınır, bir parçası kesilir. Bunun makinede eksenel çekme testine tabi tutulur ve bunun ne kadar gerilmede kopacağını bunu anlayabilirsiniz. Fakat hizmet ömrü boyunca böyle eksenel çekmeye değil de eğilme ve kesmeye şu aşağıdaki durumdaki gibi yüklemeye maruz kalan bir sistemde ben malzemenin eksenel çekme kapasitesini direkt kullanamam. Yani malzemenin eksenel çekme kapasitesini değerlendirebilmem için eğilme ve kesmeye maruz bir sistemde kırılma hipotezlerini kullanmam gerekecek. Şimdi ne demek istiyoruz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar sünek malzemeden kastımız özellikle inşaat mühendislerinin en favori malzemelerinden çelik, inşaat çeliği olabilir veya çelik profil elemanlar olabilir, kutu profil. Bu çelik malzeme için kırılma hipotezlerini, kırılma akma kriterlerini arkadaşlar inceleyelim. Şimdi bir malzememiz var. Bakın önce şunu okuyalım gerçi. Birinci hipotez arkadaşlar maksimum kayma gerilmesi kriteri yani treska hipotezi. Bir yapı elemanında meydana gelen maksimum kayma gerilmesi
Çekme deneyinde tespit edilen akma gerilmesinin yarısını aşmadığı sürece eleman güvenlidir. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu yapıyoruz. Şimdi amacımız ne? Bu inşaat mühendisliğinde çok karşımıza çıkan bir durum. Yük altında benim malzemem harap oluyor mu olmuyor mu? Yani bu çelik levha veya bir beton elemanı olsun, işte gevrek malzemelerden de bahsedeceğiz. Üzerindeki yükü taşıyor mu, taşımıyor mu? Bu önemli bir mühendislik problemi. Buna karar vermek için kırılma hipotezlerini kullanıyoruz. Mesela bir çelik levham var. Bunu eksenel yüke maruz bıraktım. Bu malzeme üzerindeki bu P yükünü taşıyor mu taşımıyor mu? Ben buna nasıl karar vereceğim? Malzemenin o çekme testinden elde ettiğim akma gerilmesi. Bunu ikiye böleceğim. Bu malzemede meydana gelen maksimum kayma gerilmesi eğer bu levhanın eksenel akma değerinin yarısından küçükse bu malzeme emniyetli. Eğer tomax değeri akmanın yarısından büyükse o zaman bu malzeme harap olmuş anlamına gelir. Yani malzemenin harap olup olmadığını, deforme olup olmadığını ben on incelediğim noktadaki mor çemberi çizdiğimde o maksimum kayma gerilmesi bölgeleri vardı. Bakın D ile E. Buradaki değere bakarak karar veriyorum. Ne yapıyorum? Önce bu P yükünü kullanarak bu birim eleman üzerinde işte sigmaları buluyorum. Sonra bunun mor çemberini çiziyorum arkadaşlar. Bakın tau max D ve E'de meydana geliyor. Hatırlarsanız önceki slaytlarda bahsettik. Eksenel çekmeye maruz bir eleman da yataydan 45 derece döndüğümüzde tau max'ları buluyorduk. Tau max'ları bulduğumuz zaman sigmalar da ortalama gerilmeye eşitti. Bunlardan önceki dersimizde bahsettik. Burada elde ettiğimiz tau max değerine göre, yani bu D ve E'nin mutlak değerce değerine göre ben bu malzeme harap oluyor mu olmuyor mu buna karar veriyorum. Bu mor çemberini çizmek son derece basit. İşte zaten sigma y arkadaşlar sıfır. Çünkü y ekseninde herhangi bir yük yok. Sigma x de p bölü kest alanı a'ya eşit. Buradan ben sigma max ile sigma mini arkadaşlar bulurum. Sigma a ve sigma b asal gerilmeler. Zaten burada sigma b sıfır. Buradaki yarıçap malzemenin eksenel çekme testinden elde ettiğim akma gerilmesinin yarısından küçükse malzeme emniyetli, yarısından büyükse malzeme harap oluyor. Ben burada ne yapmış oldum? Malzemenin eksenel çekme testini arkadaşlar kullanarak iki boyutlu düzlemsel bir elemanda malzemenin harap olup olmadığına karar verdim. Treska hipotezi bana bu şekilde yardımcı oldu. Şimdi benzer şekilde ikinci hipotez, düzlem gerilme altında sünek malzeme için akma kriteri arkadaşlar. Düzlem gerilme altında sünek malzeme için akma kriteri. Yani az önceki gibi konuya devam ediyor. Az önce Treska'dan bahsetmiştik. Şimdi ikinci hipotezimiz von Mises kriteri. Von Mises kriteri de aslında aynı Treska hipotezi gibi. Daha sonra bu geometrinin ne anlama geldiğinden de bahsedeceğim. Gerçi burada da bahsedebiliriz. Bakın sonraki başlığa geçmeden burada bahsedelim. Şimdi ben bunu bu şekilde matematiksel olarak bakın şu formülle değerlendirebiliyordum. Ben bunu geometrik olarak da değerlendirebilirim. Nasıl değerlendirebilirim? Malzemenin mesela eksenel çekme testinde sigma y
240 megapaskal olsun. Bakın ben bu sigma'yı 240 yazıyorum. Buraya da 240, eksi 240, eksi 240. Ve bunları bu şekilde birleştirdik bir alan buluyorum arkadaşlar. Eğer benim bu eksenel yüklemenden dolayı elde ettiğim sigma max ve sigma min. Bakın burası yatay sigma max, düşeyde sigma min değerleri. Bu koordinat takımı içine işlediğimde nokta bu alan içinde kalıyorsa malzemem emniyetli, alanın dışında kalıyorsa malzemem emniyetsiz, yani malzeme harap olmuş anlamına gelir. Yani ister buradan bu denklemle matematiksel olarak hesap edeyim, istersem geometrik olarak hesap edeyim arkadaşlar. Bu şekilde Tereska hipotezini kullanıyorum. Şimdi von Mises kriterine gelecek olursak, bunun diğer adı maksimum şekil değiştirme enerjisi yöntemi arkadaşlar. Bu varsayım için biçim değiştirme enerjisinden faydalanılır. Sünek malzemeler için uygun sonuç verir denmiş arkadaşlar. Yine çelik için, işte alüminyum için güzel sonuç veren, yani laboratuvar testleriyle uyum gösteren bir matematiksel yaklaşım. Burada arkadaşlar ne diyor? Yapısal bileşen birim hacim başına bozulma enerjisi çekme testi numunesindeki akma durumu için meydana gelen enerjiden daha az olduğu sürece güvenlidir. Yani burada malzemenin enerji yutma kabiliyeti üzerinden yapılan bir değerlendirme. Bakın ne deniyor? Şu denklem neye göre yazılmış? Biraz sonra bu denklemi de izah edeceğim. Birim hacim başına bozulma enerjisi çekme testi numunesinde akma durumu için meydana gelen enerjiden daha az olduğu sürece güvenilir. Bu ne demek? Bakın şu matematiksel denkleme baktığımızda bizim yine az önceki gibi malzemeye çekme testi uyguladığımızda malzemenin akma mukavemeti 240 megapaskal olsun. Şimdi bakın şu şekilde çekmeye maruz bırakıyoruz. Ben bunun yine sigma max'ini, sigma min'ini buldum arkadaşlar. Eğer denklemin bakın sigma max'ı sigma a, sigma min'i de sigma b olsun. Bu iki denkleme bakıyorum. Eğer denklemin solu sağından küçükse, yani şu değer şu sigma y'nin karesinden küçükse bu malzeme emniyetli. Eğer bu ifade sigma a'nın karesi eksi sigma a çarpı sigma b artı sigma b'nin karesi sigma y'nin karesinden büyükse o zaman malzeme harap oluyor anlamına gelir. Bu matematiksel yaklaşım geometrik yaklaşımda da arkadaşlar az önceki gibi Tereska hipotezine benzer şekilde sigma A ve sigma B asal gerilmeler. Yani sigma max ve sigma min. Bunu ben bu eksen takımında işliyorum. Eğer bu alan içinde kalıyorsa benim de malzemem emniyetli, alan dışında kalıyorsa malzemem emniyetsiz demektir. İster matematiksel olarak arkadaşlar hesap edin, isterseniz geometrik olarak hesap edin. Yine bu alan nasıl elde ediliyor? Sigma y'ler yani 240 megapaskal demiştik. Malzemenin akmaya geçtiği mukavemet. Onları ben eksen takımlarında artılı eksili yazdıktan sonra buradan bir elipsoid geçiriyorum. Ve bu şekilde taralı alanı elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi bu aşamaya kadar sünek malzemelerden yani çelik ve alüminyum gibi malzemelerden bahsettik. Şimdi de arkadaşlar gevrek malzemeden bahsedelim. İnşaat mühendisliğinin kullanım alanında en meşhur gevrek malzeme arkadaşlar nedir? Bizim kullandığımız betondur. Beton son derece gevrek bir malzeme.
Ve gevrek davranış bizim hiç arzu etmediğimiz çok kötü bir davranış şekli. Peki biz bu beton malzemesine süneklik kazandırmak için ne yapıyoruz? İçine çelik yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir eleman elde ederek taşıyıcı yükler altında kullanıyoruz. Eleman olarak kullanıyoruz. Gevrek malzeme çekme deneyinde göçme ani olarak meydana gelir. Şimdi sünek malzeme ve çekme testine tabi tuttuğunuzda malzeme sünerek deforme oluyor hatırlarsanız. Ama beton gibi bir malzeme düşünün. Bunu eksternal yüke maruz bıraktığınızda birden cam gibi aynı çat diye kırılır arkadaşlar. Herhangi bir sünme meydana gelmez. Sigma o malzemenin eksternal basınç ve çekme mukavemettir. Şekildeki resimdeki her iki mukavemeti eşit bir malzeme için grafik verilmiştir. Şimdi arkadaşlar çeliğin çekme ve basınç dayanımı farklı. Dolayısıyla biraz daha farklı bir grafik karşımda çıkıyordum. Yani burada betona benzer, mesela cam diyelim. Cama benzer. Böyle gevrek bir malzemenin kırılma hipotezini inceleyeceğiz. Biz sigma maxi ve sigma mini buluyoruz arkadaşlar. Bunlara mutlak değerce bakıyoruz. Eğer bu sigma max ve sigma mini koordinat takımında burada işaretledik. Şimdi aynı zamanda beton malzememizi de eksternal yüke tabi tuttuk. Eksternal yük kapasitesi de mesela 30 megapaskal çıktı. Onu da 30, 30, eksi 30, eksi 30 olarak eksen takımına yazdık. Bu alan içerisinde kalıyorsa benim asal gerilimlerimin kesişimin noktası bu malzeme emniyetli. Eğer sigma max ve sigma mini ben sigma max ve sigma mini kesiştirdiğimde bu alanın dışındaysa o zaman malzemem hasar görmüş demektir. Bu şekilde grafiksel olarak bulabileceğiniz gibi matematiksel olarak da sigma max ve sigma mini'nin her birini mutlak değerce sigma u işte bu 30 megapaskalla kıyaslayarak arkadaşlar gevrek bir malzemenin harap olup olmadığını anlayabilirsiniz. Biz bu yöntemi Coulomb kriteri diyoruz arkadaşlar. Asal gerilmelerin mutlak değeri eksternal kopma mukavemetini aşarsa göçme meydana gelir. Evet, bir başka gevrek malzeme hipotezi bakalım. Mesela burada arkadaşlar betona benzer bir malzeme. Bakın mesela betonun çekme mukavemeti çok düşük. Basınç mukavemeti çok yüksektir. Bu şekilde bir alan elde edersiniz. Bunu eksen takım üzerinde gösterdiğinizde. Bu teori gevrek malzemelerde deneylerle uyumlu sonuçlar vermektedir denmiş. Yine maksimum gerilmeleri daha önce anlattığımız yöntemlerle buluyorsunuz. Bu gevrek malzemeler için hipotezler Coulomb, Rankine, Mohr bunlar temel mühendisliği dersinde zemin mukavemetinin tespiti için kullanılıyor denmiş arkadaşlar. Bunlar daha sonra özellikle zemin mekaniği dersinde karşınıza çıkacak konular arkadaşlar. Evet, şimdi bu kırılma hipotezlerini nasıl kullanacağımızı birlikte görelim. Sayısal bir örnek üzerinde konuyu pekiştirelim. Evet arkadaşlar, şekilde çelik bir makine parçasının, şimdi çelik dediğine göre ne yapacağım? Sünek teorileri, işte Tresca, von Mises bunları kullanacağım. Çelik bir makine parçasının düzlemsel gerilme durumu için meydana gelen gerilmeler verilmiştir. Arkadaşlar,
Bakın tekrar söylüyorum. İlk dersimizde bununla alakalı soru çözmüştük. Biz bir mühendislik probleminden, bakın bu aşamaya nasıl geldik? Yani sigmaları, toğları nasıl elde ettik? Bununla alakalı çok güzel bir soru çözdük kapsamlı bir şekilde. Lütfen onu inceleyin arkadaşlar. Yani önemli olan problemi bu hale getirebilmek. Her ders bunun öneminden bahsediyorum. Bu konuyu pekiştirmek için kitaplarınızda işte Ferdinand Beyer'in kitabı var, takip ettiğimiz kitap. Orada çok sayıda alıştırma var. Onları çözün arkadaşlar. Çelik akma mukavemet gerilmesi 250 megapaskaldır. Çeliğin yani sigma y arkadaşlar neymiş? Bakın sigma y 250 megapaskalmış. Aşağıdaki güvenlik kriterlerine göre güvenlik faktörünü bulunuz deniyor arkadaşlar. Evet. Yani bu malzeme, bu şey, mesela çelik malzeme. Bu çelik bir levhada bir noktayı inceliyoruz. Bu noktada meydana gelen maksimum ve minimum gerilmeleri bularak bu noktada çelik harap oluyor mu, olmuyor mu? Elastik mi kalıyor yoksa deforme mi oluyor? Plastikleşiyor mu? Bunu arkadaşlar tespit etmeye çalışıyoruz. Maksimum kayma gerilmesi kriterine göre ve maksimum şekil değiştirme enerjisi kriterine göre bunları hesap edelim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şunu söyleyelim. Bunun mor çemberini arkadaşlar çiziyoruz. Artık bunu anlatmayacağım. Son derece kolay. Mor çemberin nasıl çizildiğinden haberiniz var. Olmazsa önceki dersimizi inceleyin. İki tane veya üç tane soru çözdük konuyla alakalı. Hiçbir formülü ezberlemenize gerek yok. X eksenin koordinatlarını, Y eksenin koordinatlarını arkadaşlar işleyin. Sigma tau eksen takımında sonra sigma x artı sigma y bölü 2'den çemberin merkezini bulun. Sonra arkadaşlar bir çemberi geçirin. Burada A ile B benim sigma max ve sigma min değerlerim. Bunların doğrultusunu nasıl bulurum? Bakın x'ten A'ya saatin tersi yönünde gitmişim. Aynı yönde buradaki mor da açısının yarısı kadar giderek bulurum. Bunları görmüştük. Şimdi peki arkadaşlar burada bize neyi soruyor? Bu malzeme harap oluyor mu olmuyor mu? Ben önce sigma max ve sigma min'i bulayım. Ne bulmuşum? Sigma max 85 megapaskal. Sigma min eksi 45 megapaskal arkadaşlar. Peki şimdi maksimum kayma gerilmesi hipotezi yani treska hipotezi ne diyordu? Malzemenizin çekme testindeki mukavemeti ne çıkmıştı? Eksenel testte 250 megapaskal. Bunu ikiye bölün diyordu. Bunu ikiye bölün diyordu. Ne elde ettik? 125 megapaskal. Şimdi bu 125 megapaskal tau max'tan büyük mü küçük mü diyordu. Peki benim tau max'ım ne? Bakın tau max'ım da hatırlarsanız R'ye eşitti. Tau max 65 megapaskal. Demek ki 65 megapaskal 125'ten küçük. Dolayısıyla yani tau max küçüktür. Sigma y bölü 2 diyebiliriz. Bu güvenli. Yani 120, bu R, bu çemberi, mor çemberinin yarı çapı 125 megapaskalı geçmemiş. Peki bu ne kadar güvenli? 125 bölü 65'ten şu an 1,92 kat güvenli sonucuna varabiliriz arkadaşlar. İkinci hipotezimiz neydi? Maksimum şekil değiştirme enerjisi kriteri. Yani von Mises kriteriydi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Formülümüz bakın şuydu. Sigma A'nın karesi eksi sigma A çarpı sigma B artı sigma B'nin karesi. Burada sigma A ile sigma B, sigma max ve sigma min. Bu sigma Y'nin karesinden küçük olacaktı hatırlarsanız. O şekilde söylemiştik. Peki ben bu denklemde bunları yerine yazdım. Arkadaşlar. Denklemin sağ tarafı 250'nin karesi. Denklemin sol tarafı 114,3'ün karesi. Yani 250'den küçük 114,3. Sigma y'nin karesini
Denklemin sol tarafı geçmemiş. Peki kaç kat emniyette? 250 bölü 114.3'ten 2.19 kat güvenli, emniyetli diyebiliriz arkadaşlar. Bunları arkadaşlar bu şekilde matematiksel olarak değerlendirebileceğimiz gibi geometrik olarak da değerlendirebileceğimizden bahsetmiştim. Bakın ben bu sigma yüzeyleri kullanarak eksen, asal eksen takımı sigma max ve sigma min'i sigma max'ları yatay, sigma min de düşey ekseni işleyeyim. Burada çelliğin eksenel mukavemetin 250 megapaskalı artılı eksili olarak artı 250 ve eksi 250 olarak işleyeyim. Ve treska için bakın böyle bir şu düz çizgileri birleştireyim. Von Mises içinde elipsoid geçireyim arkadaşlar. Şimdi ben sigma max ile sigma min'i bulmuştum. Ve sigma max ile sigma min'i de arkadaşlar bakın ne bulmuştuk hatırlarsanız. Artı 85'e eksi 45. Artı 85'e eksi 45. Bakın ikisinin kesişimi H. Bu H noktası hem treska alanının içinde kaldı hem de von Mises bölgesinin içinde kaldı. Demek ki iki hipoteze göre de arkadaşlar bu neymiş? Güvenliymiş. Peki ne kadar güvenli? Bunun cevabını nasıl öğreniriz? Bakın şöyle yapalım. Şimdi burada eksen takımımızın merkezinden başlayıp bu asal gerilimlerin kesişiminden geçmek üzere bir ışın çizelim, bir doğru çizelim arkadaşlar dışa doğru. Bakın burada benim sınır çizgim T ve bakın treska için T ile von Mises kriteri için M ile gösterilmiş. Şimdi burada ben emniyetliyim ama emniyet yüzdem kaç? Bunu nasıl hesap ederim? Bakın arkadaşlar, bunu matematiksel olarak bakın A şıkkında demiş ki OT bölü bakın OT yani treskadan şimdi treska hipotezine göre değerlendirelim. Tüm merkezden kenara uzaklık OT. Benim asal eksenlerimin kesişimin uzaklığı O'ya, OH. OT bölü OH bakın ne çıktı? 1.92 çıktı. Buradan geometrik olarak da güvenlik katsayımı bulabilirim. Peki von Mises'a yani şu elipsoid dış çizgiye göre, sınıra göre ben güvenliğimi nasıl değerlendiririm? Bunu da arkadaşlar OM bölü OH olmak üzere değerlendirin. Bakın bir hipoteze göre bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. 1.92 çıktı güvenlik. Bir hipoteze göre 2.19 çıktı. Yani treska şeyin içinde. Treskan alanı daha dar. Dolayısıyla daha muhafazakar bir güvenlik katsayısı çıktı. Von Mises daha nasıl söyleyeyim? Yani daha geniş bir alanı ifade etmekte. Dolayısıyla güvenlik faktörü daha yüksek arkadaşlar çıktı. Yani bu ikisinin arasındaki fark aslında geometrik olarak ikisinin güvenlik alanının farklı olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Şu notu da birlikte okuyalım. Maksimum kayma gerilmesi kriteri için heksagon yani heksagon treskanın alanını ifade ediyor. Maksimum şekil değiştirmek enerji kriteri için elips çizeriz. Asal gerilimeleri eksen takımında H noktası olarak işaretleriz. Eksen merkezi O noktasından başlayarak ve H noktasından geçecek şekilde düz bir çizgiyi heksagonu ve elipsi sırasıyla T ve M noktalarını kesecek şekilde çizeriz. Güvenlik faktörü aşağıdaki oranlar hesap edilerek bulunur denmiş. İster arkadaşlar matematiksel olarak
bunu bulun. İsterseniz de geometrik olarak bulun. Fark etmez, ikisi de arkadaşlar çok yakın sonuçlar verecektir. Evet, buraya kadar çok ciddi konular gördük. Bunları bu konuları çok fazla biriktirmeden bol bol soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Soru nasıl çözülür? Önce soruyu arkadaşlar okursunuz, tam anlamaya çalışırsınız. Cevabını kapatırsanız, cevabına bakmadan çözümlü soruları kendiniz çözmeye çalışırsanız, sonra kademe kademe neyi yapamadığınızı anlamak için bir 5-10 dakika kafa patlattıktan sonra, çözmeye çalıştıktan sonra çözümü kaydırırsınız arkadaşlar. Yine sorunun tamamını aşmazsınız. Nereden başlamış çözüme? Onu tam olarak anlarsınız. Yine kapatıp siz devam ettirmeye çalışırsınız. Yine yapamazsanız bu sefer sorunun geri kalan kısmını açarsınız. Bu şekilde sayısal örneklerle arkadaşlar konuyu pekiştirmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar ince cidarlı basınç kaplarındaki gerilmelerden bahsedelim. Bu ince cidarlı basınç kapları nerede karşımda çıkıyor? Mesela buna en güzel örnek günümüzde LPG tankları var. Arabaların depolarına, bagajlarına koyduğumuz simit şeklinde olabilir. Böyle tank şeklinde olabiliyor arkadaşlar. İçinde gaz var. Basınçlı gaz. Bu gaz sebebiyle levhada eksenel gerilmeler meydana gelecektir. Veya başka nerede karşımda çıkabilir? Mesela hububat siloları olabilir. Su depoları olabilir arkadaşlar. Bu tip mühendislik problemlerinde meydana gelen gerilmeleri nasıl tespit edeceğiz? Bunu anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi biz inşaat mühendisi olarak piyasaya çıktığımızda bize düşen görev nedir? Mesela bir basınç tankı var. İçerisine basınçlı gaz bulunmakta. Veya daha sonra içine basınçlı gaz konacak bir silindir tasarlamamız istendi. Ben bu basınç sebebiyle benim tankımda meydana gelecek max, sigma max ile sigma min'i bilmeliyim ki arkadaşlar bunu bu sigma max ile sigma min'e dayanacak çelik malzemenin mukavemetine karar vermeliyim. Malzemenin kalınlığına karar vermeliyim. Dolayısıyla tankımı tasarlayabilmeliyim arkadaşlar. Herhalde bu konuları, bu öğrendiğimiz konuları nasıl kullanacağımız kafanızda şekillenmeye başlamıştır. Evet, asal gerilmeli silindirli kap denmiş. Şimdi arkadaşlar içerisinde mesela basınçlı gaz olsun. Mesela doğal gaz boruları olabilir. Şimdi aklıma geldi. Şimdi burada karşımda çıkacak iki kritik gerilme var arkadaşlar. Birincisi bu silindirik tankın boylamasına meydana gelen, burada sigma 2 ile gösterilen bir gerilme. İkincisi çembersel olarak, bakın sigma 1 yönünde böyle çembersel gerilme dediğimiz gerilme. Bunlar literatürde İngilizce olarak bu çembersel gerilme hoop stress olarak isimlendiriliyor. Boylamasına gerilme de longitudinal stress olarak isimlendiriliyor. Şimdi bunlar arkadaşlar nasıl bulunuyor? Bunların formülleri ne? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar bakın önce şu sigma 1 gerilmesi. Burada sigma 1 sigma 2'ye göre daha kritik bir gerilme. Çünkü sigma 1 biraz sonra göreceğiz. Sigma 2'nin iki katı aslında. Yani burada en büyük zorlanma çembersel yönde meydana gelen gerilme. Peki ben bunu nasıl hesap ederim? Bakın çok basit. Ben bu silindirik tankı
boylamasına arkadaşlar bir kestiğimi düşünelim. Burada denge denklemini kullanacağım. Z yönünde toplam Fz eşittir 0 diyerek bu basınçların meydana getirdiği kuvvetler üzerinden denge denklemimizi yazalım. Z yönünde meydana gelen kuvvetler ne arkadaşlar? Bakın Z yönünde bakın bu levhanın üst kısmında ve bakın 200'den içerisindeki basınca direniyor. Bakın sigma 1 gerilmesi meydana geliyordu. Çarpışır bu sigma 1 gerilmesini alanla çarparak her iki üst kısımda ve alt kısımda ben bunu kuvvete çevirebilirim. Peki bu alan nedir? Sigma 1 çarpı 2 çarpı T çarpı delta x. Şimdi T çarpı delta x. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. Hem altta hem üstte. Bunu yazdık. Peki bu hangi yönde? Bakın Z yönünde etkileyen bir kuvvet. Kuvvete çevirdik sigma 1'i. Eksi Z yönünde sistemi dengeye alacak şekilde ne etki ediyor? İçerisindeki gaz basıncı. Peki bu gaz basıncının P çarpı DA'ya eşit değil midir arkadaşlar? Peki ben bu DA alanını delta x çarpı 2R olarak bir dikdörtgen alan olarak yazamaz mıyım? Yazabilirim. Yani P çarpı delta A sigma 1 çarpı delta A'ların toplamını arkadaşlar eşittir. Onu demek istiyoruz. Buradan arkadaşlar sigma 1 P çarpı R bölü T olarak bulunur. Peki şimdi çembersel değil de boylamasına meydana gelen gerilmeyi bulmak için ne yapacağız? Kesip boylamasına olan dengeyi arkadaşlar inceleyeceğiz. Çok basit. Peki burada bu et kalınlığında cidarda sigma 2 gerilmeleri meydana geliyordu. Bakın sigma 2. Ben bu sigma 2'yi et kalınlığı ile oluşan şu alana yani DA alanına çarpsam bu yönde artı x yönde meydana gelen kuvveti bulamaz mıyım? Bulurum. Peki bu DA neye eşit arkadaşlar? Şu çevre uzunluğunun T kalınlığıyla çarpımına eşit. Yani peki bu kesitin çevresi nedir? 2 pi r. Bunu bir de T ile çarparsam kesitin alanını bulmuş olurum. Bunda sigma 2 ile çarpacak olursam x yönünde meydana gelen kuvveti, boyuna kuvveti, meydana gelen boyuna kuvveti bulmuş olurum. Peki bunu ne dengeliyor arkadaşlar? Bunu içerisinde meydana gelen gazın basıncına göre bu oluşuyor. Dolayısıyla ikisi birbirini dengeliyor. Peki bu yönde buna zıt olan yönde gazın basıncı ne kadar? O da bu kesit alanı, içteki boşluğun kesit alanı çarpı P'ye eşit. O kesit alanı da pi r karedir. Yani pi r kare çarpı P'ye eşit olmuş oluyor. Bu ikisini arkadaşlar birbirine eşitlediğimizde veya ikisinin toplamını sıfır eşitlediğimizde buradan sigma 2 gerilmesi de arkadaşlar sigma 2 gerilmesi de bunu daha iyi görebilmen için şöyle pardon. PR bölü 2T'ye eşit oluyor. Zaten sigma 1 PR bölü T'ydi. Bakın sigma 2'yi PR bölü 2T olarak bulduk. Dolayısıyla sigma 1 ile sigma 2 arasındaki ilişkiyi de tespit etmiş olduk. Sigma 1 gerilmesi sigma 2 gerilmesinin arkadaşlar 2 katı olarak meydana geliyor. Sigma 1, 2 sigma 2'ye eşit. Peki şimdi aslında burada arkadaşlar bir üç eksenli gerilme olarak da inceleyebiliriz. Nasıl inceleriz? Bakın burada dikkat edecek olursanız zaten sigma 1, sigma 2 düzlemsel bir problem. Bir de aslında buna dik olarak yani
Bu incelediğim birim eleman güzel nitelik olarak bir de tabii ne etkiyor arkadaşlar? P etkiyor. Yani bunu biz iki boyutlu düzlemsel bir problem olarak inceleyebileceğimiz gibi üç boyut olarak da inceleyebiliriz. Bakın burada iki boyutlu problem olarak incelediğimizde karşımıza çıkan mor çemberi arkadaşlar. Bakın bu. Yani şu düz çizgiyle gösterilen değerler. Bakın zaten hatırlarsanız da demiştik. Sigma 2, sigma 1'in yarısı demiştik. Yani A, B noktasının değeri A'nın tam yarısı. Burada A çembersel gerilmeyi, boyuna gerilmeyi de B gösteriyor arkadaşlar. Burada düzlem içerisinde, bu düzlem içerisinde D ve E noktalarında toğmaks meydana geliyor. Bunların doğrultusu nasıldır? İşte A'nın yani sigma 1'in yönünden saatin tersi yönünde, bu düzlem içerisinde saatin tersi yönünde burada 90 olunca gerçek durumda 45 derece döndüğümde arkadaşlar ne meydana geliyor? Düzlem içi maksimum kayma gerilmesi meydana geliyor. Peki bunun değeri nedir arkadaşlar? Bu çemberin çevresinin yarısı. Zaten bakın bu AB arasındaki mesafeyi biliyoruz. Bu A, B'nin iki katı değere sahipti. İkisini birbirinden çıkarttığımızda arkadaşlar, onu da ikiye böldüğümüzde biz kolaylıkla bu R değerini arkadaşlar buluruz. Aslında bu bulduğumuz D de sigma 2'nin de yarısına eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın burada OB büyüklüğüyle AB büyüklüğü birbirine eşit. Peki şimdi burada arkadaşlar bu aslında dediğimiz gibi üç boyutlu bir problem. Başka biz burada ne yapıyorduk? Biz bunu üç boyutlu olarak incelediğimizde bakın sigma 1'i biliyoruz. Sigma 2'yi biliyoruz. Şu asal buna bu düzleme dik yönde meydana gelen asal gerilmeyi sıfır olarak kabul ettiğimizde, bakın onu da bir asal, o sıfır gerilmesini de asal bir nokta olarak incelediğimizde, O'dan B'ye, B'den A'ya ve O'dan A'ya olmak üzere üç çember çiziyorduk. Burada bakın bu AB şu düz çizgi, düzlem içi durumları inceleyen çember. Ama burada aslında OA düzleminde, yani burada OA'dan kastım ne? Bu düzleme dik bir doğrultu gözünüzde canlandırın. Bu düzlemle sigma 1 arasındaki düzlemde arkadaşlar, bilmiyorum gözünüzde canlanıyor mu? Yani şöyle göstermeye çalışayım ama ne kadar başarılı olacağım bilemiyorum. Bakın şöyle yapalım. Bakın burada şu düzleme bunun üzerinden bir normal çizdiğimi yani şuranın 90 derece olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani şuranın şöyle 90 derece olduğunu düşünün. Herhalde görüyorsunuzdur. Bakın burası bu yönde benim buraya ben sıfır dediğimi kabul edin. Sigma 1 yani sigma max ile bu sıfır arasındaki düzlemde yani bu düzlemde bu sigma 1'in hizasıyla bakın yani şöyle bir bilmiyorum gözünüzde canlanıyor mu? Şu şekilde bir düzlem hayal edin arkadaşlar. Bu düzlem içerisinde meydana gelen bir düzlem dışı gerilme söz konusu. Peki şöyle yapalım. İşte bu bahsettiğim sigma max'la yani sigma 1 ile sigma o
sigma 1'in bulunduğu doğrultudan o düzleme dik yöndeki doğrultuyla elde ettiğim düzlemde arkadaşlar saatin tersi yönünde burada 90, orada ama orada 45 derece döndüğümde bir de düzlem dışı bir gerilme meydana geliyor. Bakın burada önceki slaytlardan bir resim alarak düzlem dışı gerilmenin ne demek olduğunu burada size göstermeye çalıştım. Burada D üssü dediğimiz gerilme arkadaşlar. Bakın Z gerilmesi yoktu, sıfırdı. Yani burada düzlemin dışında az önce gösterdiğim düzlemde yani şu eksen takımı tam bu soruya uymuyor arkadaşlar. Çünkü bizim sorumuzda sigma B olarak gösterilen kısım aslında burada sigma A. Ama düzlem dışı bir başka kayma gerilmesi düzlemin olduğunu ve bunun daha kritik olduğunu size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Yani burada sigma 1 doğrultusundan bu incelediğim noktaya dik çizerek elde ettiğim o doğrulttaki yüzeyi düşünün arkadaşlar. 360 derecelik bir yüzeyi düşünün. O yüzey üzerinde aslında bir kritik bir kayma düzlemi meydana geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.